Sırada Sinem Hocam'ın bahsettiği o atölye çalışmalarında yazılarını olgunlaştırmış, sonra yazısı Çağlayan'da çıkmış bir genç yazar arkadaşımız var. Kübra İtibar Hanım. Evet. Gerçekten Adım Kübra İtibar. Evet. Yazı için teşekkür ediyoruz. Şimdi yani Çağlayan okuyucuları biliyor. Çağlayan her ilimden irfana giden bir yol bulma gayreti. Şimdi hadis ilmini konuştuk, tıp ilmini konuştuk. Sizin yazınızda sosyal ilimler alanına giriyor. Ben önce kendinizi bir kısaca anlatmanızı rica edeceğim. Daha sonra yazıya geçeceğiz. Buyurun. Adım Kübra İtbar Kale. Ben Almanya'da yaşıyorum. Burada doğdum. Başta belki şunu da söylemek isterim. Türkçe konuşmaları yapmaya çok alışkın olmadığım için konuşma hatası olursa istemeyerek seyirciler de mazur görsünler inşallah. Kelimeler önce hep Almanca geliyor aklıma. Sonra Türkçesini düşünüyorum. Bu konuda biraz zorlandığım için elimden geleni yapacağım inşallah anlatırken. Evet. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten ilginç bir yazı. Benim de biraz meşguliyet alanım sosyal ilimler olduğu için daha çok dikkatimi çekti. Diyalog kavramı üzerinde duruyor. Bana göre yazı doğuyla batının buluştuğu bir nokta gibi aslında. O çok güzel bir perspektif vermişsiniz. İsterseniz önce Martin Buber, bilmiyorum doğru mu telaffuz ediyorum, ondan başlayalım. Siz onu çalışıyorsunuz belki. Kimdir bu isim? Normalde bizim dünyamızda çok bilinen birisi değil Martin Buber. Martin Buber 1878'de Viyana'da dünyaya gelmiştir. Kendisi filozof, pedagog, aynı zamanda eğitimci, psikolog. Yani birçok alanda özellikle diyalog felsefesiyle biliniyor. Diyalog felsefesini ortaya koyan kişi, belki bugün modern diyalog kavramına da katkı sağlayan kişi Martin Buber. Ben de üniversitede tanıdım Martin Buber'ı ve eserlerini. En tanındık eseri Ich und Du, Sen ve Ben adlı kitabıdır. Burada da diyalog felsefesini tanıtmıştır. Evet. Şimdi Buber'in diyalog felsefesinde bir varlıkla insan ilişkisi var. Yazınıza başlarken siz demenin bir dezavantajından bahsediyorsunuz. Siz demenin araya duvar koymasından. Tabii ben şimdi mecburen ben siz demeyi tercih ediyorum. Sen kelimesini şimdilik bir tarafa bırakalım. Biz gene kendi kültürümüzde ki iletişim prensiplerini kullanmaya devam edelim. Ben-sen ilişkisi, yani bende kaldıkça insan yalnızlaşıyor, sende ilerledikçe biraz daha ilişkiler boyutunda varlıkla irtibatı artıyor. Açar mısınız biraz da? Evet. Yani zaten diyalog felsefesi dediğimiz zaman belki buradan başlamak gerekir. Buber'in yaşadığı dönemde özellikle işte İkinci Dünya Savaşı esnasında kendisi Yahudi asıllı biri. Özellikle işte insan, insan, insan kainat, insan yaratıcı ilişkiler hakkında birçok fikirler ortaya koymuş. Bunları belki iletmeye çalışmış. Şimdi biz felsefe diyoruz mesela ama Buber şunu der. Orada bir hakikat var, bir gerçek var ve ben o gerçeğe işaret ediyorum diyor. Kendisi mesela felsefe kavramını kabul etmiyor. Bu ilişkiler hakkında da düşündüğümüzde yazıya da başlama sebebim oydu. Buber'in temel fikri şu, insan mutlaka her zaman ilişki içerisindedir. Dünya, kainat, ilişkiler zeminidir. İnsan alakalar içerisinde dünyaya gelmiştir. Ve buradan yola çıktığımızda hatta Buber'in ifadesiyle kainat ve var olan her şey aslında kudret kalemiyle oluşan her şey Allah'ın bizimle, yaratıcının bizimle konuşmasıdır. Ve insanın bu kelamları, bu söylenen şeylerle iletişime geçmesi iki türlü olabilir. Bunu da Buber iki hal olarak belirliyor. Yani diyor ki ya biz sen ben
hali vardır, ortaya çıkar ya da bir ben o hali oluşur. Ben tek başına olamaz. Her zaman ben bir ilişki içerisindedir. Burada da benim bakış açısına göre karşıdaki şey ya o halini hali alır ya da sen hali alır. Bunu da biz yakınlık uzaklık prensibi olarak düşünebiliriz. O yüzden yazının başında da siz ve sen kelimeleri vardı. Biz mesela siz dediğimiz zaman tabii ki bunu saygı ifadesi olarak yapıyoruz ama sizi de biraz da olsa bir uzaklık var. Sen daha samimi, daha yakın. Sende daha farklı bir kabul vardır. Ben o, ben sen ilişkisinde de aynı böyledir. Bunu farklı bir şekilde de belki örneklendirmek isterim. Ben o dediğimiz zaman ayrıntılara takılırız. Bir şeyi nesne halinde görürüz. Ben sende ise tamamen o şeyi olduğu gibi tüm varlığıyla kabul ederiz. Bunu mesela biz bir yazı şimdi önümüzde bulunan yazıyı okuduğumuzda kelimeleri ve harfleri tek tek algılamaya çalıştığımızda asıl yazılan metni anlamayabiliriz. Yani ifadelerin arasında geçen asıl manayı yakalayamayabiliriz. Ama ben sen dediğimiz takdirde onu bir bütün halinde kabul ettiğimiz için o metnin bize aktarmak istediği veya anlatmak istediği manayı anlamış oluruz. Oradaki bu barında açıklamaya çalıştığı iki hal budur. Yani bundan ibarettir. Evet, teşekkür ediyorum. Yazından kısa bir pasaj okuyacağım. Orada zaten benim biraz önce bahsetmeye çalıştığım doğu-batı bağlantısı belki oranın başlangıcı. Nitekim her insan ve kainat bir sendir. Sen denildiği takdirde ben varoluşun bir parçası haline gelir. Madem ki diyalog her sende ebedi senin bulunduğu ilişkidir, o halde diyalog varlığın devamıdır. İlişkiler ağının ve insanlığın temel şartıdır. Burada Buber'in herhalde insanın önüne koyduğu bir şey var, bir ilişki boyutu var. Senden sonra bir adım daha ileriye gidip varlıkla ilişki kurma ve neticede yaratıcıyla ilişki kurma. Evet, yazıda belki de işte yazıya başladığımız ifade de yine Buber'in ifadesi. Buber şuna inanır. Sen yani her ilişkide zaten temel ilişki yaratıcıyla ilişki olduğu için yaratıcı vardır. Fakat benim yaratıcıya ulaşması için karşıdaki sendeki ebedi senin mührünü görmelidir. Yani bu da o mührü görebilmede, ebedi senin mührünü tam manasıyla kavrayabilmede ancak ona sen diyebilmekten geçiyor. O denildiği takdirde bu ayrıntıyı ben gözden kaçırdığı için fark edemiyor. Burada da aslında yine Buber'in belki diyalog felsefesiyle asıl maksadını görüyoruz. Yani onun asıl maksadı ebedi sene ulaşmak olduğu için belki muhabbeti gerçekten idrak veya muhabbetin tanımını yapmak istediği için bir ben sen ifadesi ve bununla beraber kainatta ebedi seni görmek vardır. Evet. Evet, manayı harfi, manayı ismi bir Risale'nin bize, Risale Bediüzzaman Hazretleri'nin öğrettiği bir kavram. Buradaki ilişki nedir sizin kurduğunuz? Evet, benim özellikle benim için önemli olan ilişki yakınlık uzaklık prensibiydi yine. Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor, şey oldu tamam. Evet. Bilgisayarda sorun oldu. Yakınlık uzaklık kavramlarıydı. Yani manayı harfiyede de yine ben sen ilişkisine benzer bir yakınlık söz konusudur. Manayı ismiyle de yine o uzaklığı veya asıl manayı, asıl yaratıcının mührünü göz ardı etmek vardır. Bunu mesela yazıda bir çiçekle veya nimetle örneklendirmiştik. Çiçeği siz çiçek olarak rengiyle, tüm ayrıntılarıyla, şekliyle, şemaliyle değerlendirebilirsiniz. Veya çiçekte yine yaratıcının mührünü, yaratıcının kudretini görebilirsiniz. Burada da yine bir işte yine yakınlık ve uzaklık hali vardır. Ve yine ebedi sene bu yakınlaşma vardır. Oradaki denklik bu şekilde. Evet, yani okuyabilme sanatı derken herhalde onu kastediyorsun. Aynen. O mührü görebilme sanatı aslında. Ya da demin verdiğimiz örnekte de yazıyı
verilen kainat yazısını, yani ki, her sen bir kelime ise, bir ifade ise, o zaman o senler de bir metindir yine aslında. Onu okuyabilme ve arkasındaki manayı görebilme sadece manayı harfi ile, yani ben sen ilişkisiyle ortaya çıkabilir. Evet, gerçekten manayı harfiyi ileride belki batılı dimağları anlatırken kullanabileceğimiz bir bağlantı bu. Ben biraz daha belki bir pratik alana geçmek istiyorum. Malum dünyanın değişik yerlerinde çağlayan okuyucuların da tanıdığı bir dinler arası, kültürler arası diyalog gayreti var. Herkes bir şekilde kendi çevresinde bir diyalog ortamı oluşturmaya çalışıyor. Biz bunu prensip olarak zaten çok önemsiyoruz. Burada bizim Buber'den bir öğreneceğimiz şeyler var mıdır? Nasıl biz sentezi yapabiliriz? Manayı harfi, manayı ismi ve Buber'in diyalog felsefesi. Belki şunu paylaşabilirim. Bu yazı atölye çalışmaları esnasında oluşurken aslında benim de aklımda başta Doğu-Batı sentezi ile alakalı bir şey vardı. Mesela Goethe ile Hafız'ın diyaloğu çok ilgimi çeker. Bunu eserleriyle de yapmışlardır. Hiçbir zaman karşılaşmamışlardır ama yani Goethe eserleriyle birlikte Hafız'la Doğu'yla bir diyalog haline geçmiştir. Ve bunu çok içtenlikle yapıyor bana göre. Bu şekilde de yine Buba'nın aslında kastettiği diyaloğu görüyoruz. Bence bu köprü, yani kesinlikle bir köprü. Oradaki kavramlar, kelimeler belki farklı ama Efendimizin bize öğrettiği şekle göre, usule göre bir diyalog, insanlar arası diyalog. Sadece insanlarla değil, Buba'nın mesela babaannesinin, dedesinin çiftliğinde atıyla yaptığı bir tecrübe var. Orada atla da bir ben-sen ilişkisine girdiğinden bahseder. Mesela çok özel bir andır onun için. Ve böylelikle toplumlar arasında, insanlar arasında çok önemli tabii ki. Hatta bunu belki şu şekilde de yorumlayabiliriz. Almanca bir kelime vardır. Verantwortung. Verantwortung sorumluluk demektir. Verantwortung kelimesinin içinde de Antwort kelimesi vardır. Yani cevap. İnsan sadece cevap verdiği şeye karşı sorumluluk taşıyabilir. Orada Buber'in de aslında sen diyebilme, bir cevap verme ve böylelikle sorumluluk taşımak anlamına gelir. Yani sorumluluk da neyin sorumluluğudur? Belki muhabbeti, o yüzden diyalog kelimesi hakkında da yani benim inancım, benim düşüncem böyle çok düşünmek gerekir. Muhabbeti kavramayla belki muhabbetullah'a bir yol açılabilir diye düşünüyorum. O sorumluluğu anlamayla benlik, kimlik inşası olabilir diye düşünüyorum. Evet, yani varlıkla irtibata geçerken varlıktan yaratıcı Soyutlanma, bir evet. aşaması ve hepsinin de belki işlediği bir şey, değer oluyor diyalog kavramı burada. Evet, Evet, ortak bir değer kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Yani ben okuyuculara yazının bütün her tarafını belki bir iki kere okurlarsa daha derinlikli bir yazı, daha iyi anlaşılabilir. Cidden tavsiye ediyorum. Başta da dediğim gibi Doğu'yla Batı'nın kesişim noktası bir yazı olmuş. İnşallah yazılarınızı bekliyoruz. Sizin eklemek istediğiniz başka bir konu var mıdır Kübra Hanım? Yok, belki demin de değindik ama tekrar vurgu yapabilirim. Bu yazıda atölye çalışmaları esnasında oluştu. Benim ilk yazım olmuş oldu. O şekilde hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, diğer genç yazarlara bir davetiye olsun inşallah bu yazınız. Biz Çağlayan'da genç yazarları da görmek istiyoruz. Yazma bir irfan gayretidir, bir tefekkür hamlesidir başlı başına. Okuyan yazar. İnşallah sizin gibi genç yazarların sayısının artacağını ümit ediyoruz. Her yazıda bir tefekkür kapısı açılacaktır inşallah. Teşekkür ediyoruz Kübra Hanım. Ben teşekkür ederim. Evet.